çok çalışıyor, az kazanıyor, haksızlığa uğruyor. Aslında ruhsuz bir oldu. Ha, Rakim sonunda erkek oldu demek. Bayramın sorun ne? Mutluluk gözyaşı dökecektim ama sanırım kalbim fazla kurumuş. Ama şimdi o kadar meşgul ki hemen gelemiyor tabii ki. Merak etmeyin, o gelene kadar sizinle biz ilgileneceğiz. Gece gündüz. Ne oldu? Doktoru çağırmalıyız. Hangisini? Bilmiyorum, hepsini dene. Ne oldu bu adama? Boş sosise benziyor. Hemen dolgun akline ihtiyacı var. Rakip çabuk, babanın derhal dolmalık nakle ihtiyacı var. Bir yere gidemez. Sözleşmeyi imzaladı. Artık ruhu Bay Şaneks'e ait. Adam altı üstü bir iş. Beni burada aralıksız 47 yıl tuttular. Kendi düğünümü bile kaçırdım. Çocuklarımın büyüdüğünü göremedim. Emekliliğimi bile kaçırdım. Raki, bu işi bulmana yardım ettik. Kaybetmene de yardım edeceğiz. Hayır, kovulmak imkansız. Çok fazla bürokrasi var. Bürokrasiniz için ne düşündüğünüzü göstereyim. Sağ ol. Hadi Raki, ruhunu geri alacağız. Raki. Ruhunu nasıl geri alacağız? Patronun ofisine gidip sözleşmesini iptal ettirmeliyiz. Tek yapman gereken muhasebe bölümüne gitmek, sonra arşive gitmek, sonra sekreterinin masasına, ondan sonra da... Royal ikramiyen ne olacak? Bir sigortan ne olacak? Zama ne dersin? Evet, zam iyi olur. Kaçmalıyız, burası kötülükle dolu. Terfiye ne dersin? Hayır! Yaparsanız çığ gibi evrakların altında kalırız. Hadi dostum, çok az kaldı. Çok sıcak. Fotokopiden yeri çıkmış gibi. Raki, hayır. Darwin yardım et. Sorun yok, diğer elini yakaladım. Ne dedin? Hayır, sakın. İyi günler. Randevunuz var mıydı? Hayır, ama bekleyebiliriz. Öğle yemeğinden sonraya kalması gerekecek. Benim yemeğim. Belki başka bir gün geliriz. Akıllıca bir şey söylemeliyim. Ama aklıma gelmiyor. Anlaşılan bize bir pencere buldu. Sizler bu ofise gelebilen ilk kişilersiniz. Sizi tebrik ederim. Bay Şaneks nerede? Beni görmelerine izin ver. Tabii, efendim. Bay Şaneks benim. Sanırım bunun için geldiniz. Doğru, işçilerimin ruhlarıyla beslenirim. Efendinizin önünde biz çökün. Çok güzel. Dans et küçük kuklam. Yeter, bırak onu. Ne yazık ki hiç kimse gidemez. Sırrımı öğrendikten sonra asla. Bu neden işe yaramıyor? Çünkü gücün sadece sözleşmesi olan da işe yarar. Evet, bizim için hiçbir anlamı yok. Bu sözleşme tıpkı senin gibi. Sadece bir kağıt. Bırak onu, yoksa onun ruhunu içerim. Ruh falan değil, sadece kavanozda kokuşmuş nefes. Hayır. Özgürüm, sonunda özgürüm. Ne oldu? Açıklamaya vakit yok, hastaneye gidiyoruz. Sevgili işçiler, Bay Şaneks 400 yılın ardından yeni hedeflere yönelme ve ailesiyle daha çok zaman geçirme kararı aldı. Hissedarlar onun yerine beni getirdiler, teşekkür ederim. Şimdi işinize geri dönün köleler. Cesur bir çocuğunuz varmış Bay Robinson, çok şey verdi. Bir önemi yok baba. Ailen seninle gurur duydu oğlum, öyle değil mi Margaret? Mimi. Baba, seni seviyorum ama ben senin gibi olamam. Üzgünüm ama eski hayatıma geri dönüyorum. Bunun sprey olduğunu unutmuşum. Önemli değil oğlum, anlıyorum. Öyle mi? Evet. Emin misin çünkü... Evet. Gerçekten emin misin çünkü birazdan...